Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golba.com'un ve Kayseri Özel Bima Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yerimde duramıyorum, kıpır kıpır bir video çekeceğimi düşünüyorum. Peşin peşin söylüyorum arkadaşlar, gelin bir anlaşma yapalım. Bu videoda duyacağınız şeyler doğruysa, hoşunuza gitsin gitmesin, söz istiyorum, kanala abonelik ve beğeni sözü istiyorum. Eğer duyacağınız şeyler hoşunuza giderse, eğer yapmıyorsanız da kesinlikle Fenerbahçeli değilsiniz. Onu da belirteyim. Çünkü ben bu videoda, bu kısımda öyle şeyler söyleyeceğim ki hem duyum vereceğim, hem yorum, hem yargı, hem hepsi bir arada. Evet, 30 dakika sürecek bu video. Ama şunu söyleyeyim. Eğer vicdanınız varsa, az biraz da insafınız varsa, az biraz da Fenerbahçeliyseniz bu videoyu izledikten sonra kesinlikle bu kanalın abonesi olacaksınız. Kesinlikle takipçisi olacaksınız. Ha, kanalımızda üyelik sistemi de var. Eğer duyumlara keskin, net, direkt olarak ulaşmak istiyorsanız, üyeler özel ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız da aylık üyelik ücretimiz 15 TL. Yani 15 TL'de hiçbir şey değil. Şu zamanda hiçbir şey değil bence. Olabilirsiniz. Bir aylık ücret bu şekilde. Yok hocam, benim onu verecek de durumum yok diyorsanız da daha çok video izleyin, daha çok beğeni atın. Canlı yayınlarda vesaire birçok kişi hediye üyelikler veriyor. Onlardan yararlanabilirsiniz. Başlayalım mı? Başlayalım. Madde madde saymayacağım arkadaşlar. Direkt giriş yapıyorum. Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellemiş. Galatasaray 1.80, Fenerbahçe 2, Beşiktaş 8-0, Trabzonspor 13, Başakşehir 15, Adana Demirspor 6-0 şey 60 olmuş. Şampiyonluk oranlarının Galatasaray lehine olduğunu görüyorsunuz. Evinizi satın Galatasaraylılar, arabanızı satın, ne buldunuz satın, gidin Galatasaray'ınıza oynayın. Çünkü siz biliyorsunuz ki kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak, değil mi? Kesinlikle Galatasaray'a oynayın. Basın. Herkes Galatasaray'a bassın. Herkes Galatasaray'a bassın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepiniz Galatasaray'a basın. Basın da bakalım neler olacak. Real Valladolid Kyle Larin'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamış. Bakın dikkat edin. Ligin ilk yarısında Kulüp Brugge ile Belçika Ligi'nde 13 maça çıkmış. Sadece bir gol atabilmiş. Not alın kenara. Bu herif tutar burada. Valladolid'de tutar. Demedi demeyin. Anladınız mı? Valladolid'de tutar. Demedi demeyin. Kaan Ayhan'ı Beşiktaş almak üzereymiş. Satın alma opsiyonuyla birlikte 500 bin euro kiralama bedeli, satın alma opsiyonu da 2 milyon 750 bin şeklinde. Hocam biz aptal mıydık? Niye bunu aldık? Almadık. Samet'i aldık 3.7'ye. Şöyle böyle. Kaan Ayhan için sezon başında Galatasaray'ı büzüklemeye çalıştılar 6,5 milyon euroya. Yemediler. Şimdi Beşiktaş'a bu fiyata gönderme peşindeler. Ve anlaşmak üzereler diyorlar. Bakalım Eşektaş parayı nereden bulup karşılayacak. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Şimdi bazı üyelerimize ithafen söylüyorum. Ve bazı abonelerimize ithafen söylüyorum. Dikkat. Ağır yargı içerir. Dikkat. Ağır yargı içerir. 1. Galatasaray Yusuf Demir'i 6 milyon euroya aldı. 6 milyon euroya tabii ki de alabilir. Genç yetenek şöyle böyle, ama Türk statüsünde sayılıyor diye, yani futbola az biraz ilgisi olan kişilerin bile Türk statüsünde sayılmadığını bildikleri Yusuf Demir'i 6 milyon euroya aldılar. Sadece ve sadece 129 dakika süre aldı. Yani kiralık olarak vermek istiyorlar. Ne Antalyaspor, ne Sivasspor. Kimse de kabul etmiyor. Enteresan değil mi? 6 milyon euro. Kadrolarında tutup yabancı kontenjanı, gerçi 14 artı 3'ün artı 3 kısmını ele geçiriyor ama sonuç olarak maç kadrosuna 14 tane yabancı eklenebiliyor. Yani bunlardan da 9 şey 8'i sahada olabiliyor. 6'sı yedekte olabiliyor. O 6 içinde de tutup tutmamak, oynatıp oynatmamak biraz sıkıntı. 6 milyon euro bu şekilde. Yani Yusuf Demir'i Fenerbahçe 6 milyon euroya almış olsa, hiç oynatamasa adı neler olurdu?
Bir genci mahvettiler de şöyle yaptılar da böyle yaptılar da Fenerbahçe çöplüğe dönüştü. Gençler sakın Fenerbahçe'ye gelmesin. Bakın görüyorsunuz burada oynuyor oynuyor diye alıyorlar. Neler yapıyorlar diye. Ama 6 milyon euro Galatasaray kasasından gitti. Ha tabii ki de parlayabilir, değişebilir ama aşağı doğru iniş ivmesi bakacağız ne olacak. İkincisi yine aynı şekilde Galatasaray Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya 4,5 milyon euro oyuncuyu getirme parası. Oyuncuya da 1 yıllık ücret olarak 7 milyon euro ödüyormuş. Gayri ihtiyari duyumlarda. Ancak Galatasaray 750 bin euroya geldiğini söyleyip ama belki de 750 bin euro da doğrudur. Yani 750 bin euro kiralama ücretidir. Onu da atıyorum 7 milyon eurodan düşmüşlerdir. 6.250 veriyorlardır. 4,5 ona 7 ona vermiş durumda ve Icardi'nin şu anda Galatasaray'dan gitme ihtimali var desem gülersiniz, inanmazsınız. Siz inanmamayı sürdürün. Ama ben şunu sormak istiyorum. Tamam, yıldız futbolcu, tamam, golcü futbolcu. Bu kadar para edecek kadar golcü futbolcu ve takımlar bu şekildeyken. Hocam yıldız seni şampiyon yapar. Az sonra göreceğim ben sizin ne yapacağını. Yıldızın. Aynı Galatasaray. Seferovic'i. Şartlı martlı falan filan değil. Kesin olarak 4 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kesin olarak. Kesin olarak. İnşallah transfer sezonu biter bitmez Galatasaray'ın forveti Icardi de sakatlanır 3-4 ay oynayamaz. Gomis de sakatlanır 3-4 ay oynayamaz. Seferovic'i mecbur oynatırlar da siz o zaman görürsünüz komediyi. Siz o zaman görürsünüz espriyi. 4 milyon euro yıllık ücret 4 milyon euro opsiyona kira satın aldılar bir nevi alacaklar. Ve yıllık ücreti 2,5 milyon euro. Bakın Gomis'in de yıllık ücreti 2,5 milyon euro. Yani yedek kulübesinde 5 milyon euro yıllık ücret yatıyor. Ama kimse konuşmuyor. Geçen sene Çikildağ o Militan'a verdikleri para yaklaşık 10 milyon euro. Morutan'a verdikleri 10 milyon euro bonservis yıllık ücretleri falan saymıyorum bile. Bu seneyi konuşmuyorum bile. Google'a şöyle bir girip Galatasaray Transfer Market yazdığınız zaman oradaki bütçeye de bakmanızı tavsiye ederim. Tabi vicdanınız varsa eksi 18,54 milyon euro yazıyor. Avrupa'ya gitmedikleri için bu sene denetimde değiller. Ama önümüzdeki sene hoplatır, birileri denetlerler. Ha, Torreira'ya 6 vermiş, Oliveira'ya 3 vermiş, Lebedeboy ise 2,5 vermiş. Ha bu arada Seferovic'e de 1 milyon euro kiralama ücreti var. Artı. 4'ten hariç. Ama sorsam şartlı o sen bilmiyorsun falan filan diye. Dediğim gibi açıp bakabilirsiniz. Yani Yusuf Demir 6 milyon euro yazıyor. Mecit Süye 3,5 milyon euro falan yazıyor. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Sadece internet bende yok. Abdülkerim Parmakçı 2,8. Bunların hepsi yazıyor. Onlara bakabilirsiniz. Çok da en detaya girmek istemiyorum. Fakat söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman Vurma'ya 4.250 verildi. Fenerbahçe yönetimi istifa etsin. Siz hiçbir Galatasaraylı'dan bunu duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Duymuyorsunuz. Niye duymuyorsunuz? Çünkü Galatasaraylılar medyayı ele geçirmiş durumda. Ben bunları söyledim diye şimdi beni Ali Koççu ilan edecekler. Ben Ali Koççu falan değilim. Ben sadece Fenerbahçeliyim. İnşallah bir gün siz de Fenerbahçeli olursunuz. Bu arada Burma'yı 4.250'ye aldık. Kabul. Sapladılar mı bize? Sapladılar fiyat olarak. Hani size göre kabul. Yıllık ücreti 1,4 milyon euro. Yani yıllık ücreti 1,4 milyon euro. Ve Bruma ile ilgili de her an kapa hazır olun. Anlaştık mı? Anlaştık. Yusuf Nidihaşimi Başakşehir'in futbolcusu iken bonuslarla birlikte 16 milyon euro karşılığında Nice'a transfer oldu. Nice var ya Nice Fransa'daki oraya. Hem duyumumun gerçekleşmesine seviniyorum. Hem de Malatya Spor'dayken bas bas bağırdım. Bakın bu çocukta felaket cevher var. Alalım. Bakın bu çocuk çok iyi futbolcu alalım diye. 45 bin euroya aldılar. 45 bin euroya Nide Yaşim'i aldı. Malatya Spor asgari ücretle çalıştırdı. Gerçekten asgari ücretle çalıştırdı. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. 2 milyon 150 bin euroya da 1 Şubat 2021'de Başakşehir aldığında eyvah dedim eyvah. Muhteşem bir topçu. Sezonun başında 4 milyon euroyu alma imkanımız vardı. Yine yalvardım. Sizler beni çöpçü ilan ettiniz. Yıldız futbolcu, yıldız transferler olur. Yıldız futbolcu almazsan hiçbir şey olmaz falan filan.
Bu arada 16 milyon euronun %20'sini yeni Malatyaspor alacak arkadaşlar. Yani 3,2 daha kazanacaklar. Yani yaklaşık 5,5 milyon euro falan. Çok mühim değil. Ben bu çocuğu Fenerbahçe'ye gelsin dediğimde ya Malatya'dan yıldız mı alınır? Buna mı para vereceğiz? Çöp. Bugün size soruyorum. Kim çöp? Kim çöp? Yani kim çöp? İşiniz, gücünüz, algı. Başka hiçbir şey değil. İşiniz, gücünüz, algı. Başka hiçbir şey değil. Başka değil. Şimdi de şunu söylüyorum. Jadon Osterwolde. 7,5 milyon euro artı bonuslar falan filan. Hani sosyal medyada geçenlerden bahsediyorum. Osterwolde'yi bonuslar dahil 7,5 milyon euroya Fenerbahçe'nin aldığı duyumları var. Yani Dimarzio falan da yazmış artık 7,5 milyon euro totalde diye. Ve var mı işte onun yerine de şunu düşünüyor falan diye. Şimdi yazıyorlar sosyal medyada bir sol beke 7,5 milyon euro mu verilir? Evet. Zamanında bunu diyen andavallar, bunu diyen arkadaşlar, andavallar derken harbi söylüyorum. Zamanında bunu da dediyse bu andavallar arkadaşlar şu anda andaval konumundalar. Ama sol beke 7,5 milyon euro verilir mi diyen arkadaşlar, futbolu bilmiyorlarsa şunu anlatayım. Ortak bir nokta söyleyeceğim bir futbolcuyla. Simon Kea diye bir futbolcu. 8 milyon euroya transfer edildiğinde stopere bu kadar para mı verilir diyen arkadaşlar da bu andavallar. Kim Minji'yi 3 milyon euroya alınıp sözleşmesine 18'e serbest kalır maddesi yazıldığı zaman dalga geçen bu mala kim 18 verir? Çinli ve böcekçiye bu adamın şeyi yok diyen arkadaşlar. Şimdi diyorlar ki Fenerbahçe niye şeyi sattı ki Kim Minji'yi sattı ki? Kim Minji'yi satan şampiyonluğu satar. Bunlar böyle kıvırgan arkadaşlar. Bunlar böyle eşik arkadaşlar. Simon Kea'yı da 8'e almıştık hatırlıyor musunuz? Stopere bu kadar para verilir mi? Demişlerdi. Josef'i de benzer parayı almıştık. Giuliano'yu da yüksek paralar almıştık. Ve Osterwold dedi de durum benzer. İyi futbolcu alıyorsan hedeflerin yüksekse parayı basacaksın. Sizin mantığınıza göre yıldız alarak şampiyon olunur. Benim mantığıma göre yıldız adayını alıp parlatırsın. Hem yıldız adayının içindeki cevher çıkar ortaya, hem seni şampiyonluğa taşır, hem sana para kazandırır. Yani kazan 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 olur. Bugün ligi bitirdiler. Dediler ki lig bitti. Oynatmıyoruz. Başınızın çaresine bakın. Elde avuçta ne varsa satın dediler. Sizce en karlı kulüp ile en zararlı kulüp hangisi olur? Net söylüyorum. En karlı kulüp Fenerbahçe olur. Bugün Fenerbahçe eldeki futbolcuları kimse bilmeden sadece satıyoruz. İşte lige tepki koyuyoruz diye satacak olsa en az 100-150 milyon euro yani 100 milyon euro minimum bonservis geliri elde eder. Eldeki futbolcu. Bugün Galatasaray eldeki futbolcularını satsın bakalım ne kadar elde ediyor. Beşiktaş satsın bakalım ne kadar elde ediyor. Trabzon satsın bakalım. Anladınız mı? Korkuları da bu yüzden işte. Ve sizleri maşa olarak kullanıyor. Ben başka bir duyum vereyim. Valencia bir Arap kulübü. Enner Valencia için 3 milyon euroluk resmi teklifte bulundu. Kabul edilmedi. Bitti mi? Bitmedi. Dubai'li bir kulüp. Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Ekvatorlu golcüsü Valencia'ya resmi teklifte bulundu diye duyumu verdiler. Şeyi de merak ediyorum. Acaba 7 milyon euro ile ilgili bir cümle var mı içinde? Bakın 33 yaşındaki futbolcuna 3 milyon euroyu zaten veriyorlar. 7 milyon euro mu diye düşünüyoruz. Bu 7 milyon euroyu da unutmayın. Yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin beğenmediği, oynatmadığı Samatta'ya geçen söylediğim 2,6 milyon dolarlık teklif var. Samatta'ya bile. Bakın Samatta'ya bile. Hocam iyi de bak. Yani biz Samatta'dan olmayacağını anlamadık mı? Anlıyoruz. Millet gerizekalı mı? Niye millet teklifte bulunuyor? Millet sizin kadar futbolu bilmiyor. Estağfurullah. Jesus Mesut sizin kadar bilmiyor. Kariyerinde belki 700'den fazla resmi maça bilmem. Belki 300 tane hani hazırlık maçına falan filan çıkmış adam. Sizin kadar bilemez. Estağfurullah. Ne haddine? Arda Güler niye oynamıyor? Arda Güler'le ilgili bildiğim şeyi söyleyemem. Niye oynamadığını %99 biliyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Arda Güler'in oynamaması oynamasından daha hayırlı. Ama söyleyemem. Söyleyemem. Zamanı geldiği zaman hoca oynatır ama siz ukala arkadaşlarım İrfan duruyor. Niye Arda oynamıyor? Hoca sen de bir iki kelam yap. Sen de Ali Koç'u savunuyorsun. Ulan İrfan Can'ı en çok eleştiren benim.
Emre Mor'un top kaptırma sayısına bakın maçlarda. Süper Lig'in rekoru Emre Mor'da biliyor musunuz? Hani diyorsunuz da niye İrfan oynuyor? Emre Mor oynasın. Emre Mor da o kadar iyi değil. Ben olsam ben de Arda Güler oynatırım. Ama şu anda oynatamazsın. Bildiğimiz bir şey var. Susuyorsak Fenerbahçe menfaatlerindendir. Birilerine yaman maça basından değildir. Yine aynı şekilde Fenerbahçe Sebastian Villa diye bir ismi transfer gündemine aldı. Teklifte bulundu. Sebebi de şu. Rossi'nin gitmesi gündemde. Her an Rossi kapı görebilir idik. Yani şu an gittikçe ihtimal zayıflıyor, gittikçe azalıyor. Rossi'nin gidip Villa'nın gelme ihtimali vardı ki biz bu çocuğu da gözümüze iyi kestirdik. 10 milyon eurodan başladılar. 8'e kadar düştüler ve 8'den aşağı inmiyorlar arkadaşlar. Ve bu arkadaş bizim kanat hedeflerimizden biriydi. Ben diyorum ki Fenerbahçe kanat transferini hemen hemen bitirdi. Ama bir kısım daha var, orayı da konuşacağım. Fenerbahçe Kasımpaşa maçına Volkan Bayarslan atanmış. Volkan Bayarslan kimdir? Kapatın gözünüzü. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda 3-0 önde olduğu maçı hatırlayın. Valencia'ya omuz atıp devirip penaltı vermesi gereken ki Fenerbahçe zaten 3-0 önde. Zaten 3-0 önde. Her şeyi penaltıyı kurtul sana ne? Kaldı ki İstanbulspor bir de hafta sonu sanırım Galatasaray'ın oynayacak. Yani bir futbolcusu kırmızı görse Galatasaray'ın da işine gelir. Fener zaten 3-0 önde. Kimse sana niye böyle yaptın ettin de demez. Kafan çok rahat. Ona yani o pozisyonu es geçen hakemden bahsediyoruz. Düşünün yani. Galatasaray bölgesi hakemi. Düşünün. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Ve böyle bir hakem. Türkiye Spor Yazarları Derneği Erol Bilecik hakkında gazeteci GD, bunlar gazeteci değil çünkü, HY, ND ve AMK, yok ANK'yi hedef gösterdiği gerekçesiyle kınama yayınlamış. Türkiye Spor Yazarları Derneği. Aklınıza yeni mi geldi ya spor yazarlarının derneği olduğunuz? Milletin anasına sövüldü, bacısına sövüldü, karısına, kızına sövüldü. Zorunuza gitmedi de bu mu gitti ya? Aa, çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Bu arada Valencia'yla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Valencia'nın açıklamaları da var. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum diye açıklaması da var Valencia'nın. Ekvator basınına konuşmuş. Ben kısaca onu da söyleyeyim. İnsanların bana ve aileme olan sevgisinden dolayı Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Sevgi demeyelim de sövgü diyelim. Ama bu kulübün ne kulübün ne de benim isteğime bağlı demiş. Fenerbahçe ile bir şeyler kazanmayı çok isterim. Fenerbahçe'de 3. sezonum tüm kulvarlarda savaşıyoruz ve bir şampiyonluk kazanmak isterim demiş. Derbilerle ilgili Türkiye'de derbiler başka bir seviyede. Ekvator'dan buna deneyimim vardı ama burada bir adım daha ileride. İnsanların tutkusu ve çılgınlığı stadyumlarda coşkuyu görebilirsiniz. İnanılmaz demiş. Incredible demiş. Türk taraftarlar çok saygılı. Burasını muhtemelen uydurmuşlar. Geçiniz burayı. Türk taraftarlara saygılı maygılı değil Türk taraftarlar. Geçiniz. Türk taraftarlar işine geldiği ölçüde saygılı. Fenerbahçe şampiyon olsun. Bak bakalım sen saygıyı görür rakip taraftarlardan. Fair play. Türkiye'nin en fair play ruhuna sahip takım Fenerbahçe'dir. Bak mesela Hünkar mutlu. Fair play konusunda komisyonuna sesleniyorum. Bu ayın fair play ödülünü bu iki oyuncuya birlikte verin. Kritik anda hakemin out verdiği pozisyonda korner diyen Umut Nayır'ın olamaz. Ve yine kritik bir anda Batshuayi'nin hakeme rakip oyuncuya kart gösterme demesinden dolayı. Ki bana kalırsa Batshuayi'nin kesinlikle bu ödülü alması lazım. Kart gösterme, kırmızı kart gösterme ne demek ya? Maçtasın, kritik maçtasın. Ya şampiyonluk eşiği ya. Kaybetsin, maçı kaybetsin puan farkı 7 olacak siz ne saçmalıyorsunuz? Ümraniye maçı. Orada Hünkar Mutlu diyor ki Ümraniye Spor maçtan sonra resmi siteden hakem yönetimiyle ilgili paylaşım yapmış diyor. Bünyamin Gezer de diyor ki ben Ümraniye Spor aleyhine bir hakem yönetimi görmedim maçta. Demek ki biz farklı maç izlemişiz diyor. Ben onu da merak ediyorum. Hani hakem konuşanlara ağır ceza verilecekti ya. Merak ediyorum Ümraniye Spor'un cezası ne olacak? Ama tabii ki Galatasaray ile Başkan Mehmet Büyükekşi geçiniz diyecek. Geçiniz diyecek. Şimdi hep Fenerbahçe'yi kötülüyorsunuz. İsmail Kartal Gaziantep Spor birlikteliği. Her iki takım için de, her iki taraf için de hayırlısı olsun. İnşallah Fenerbahçe için de hayırlısı olsun. Şunu diyeyim, biz o deplasmanda farkı kaçırıp kurtulduk. Ama çok değil.
Yani İsmail Kartal işi olursa 1-2 haftaya o deplasmana kim giderse cehennemi yaşar. Söyleyeyim. Biz iyi yırttık. Bak biz gerçekten iyi yırttık. Deplasmanda bak deplasmanda galip geldiğin maçlara bakacaksın. Yani hangi deplasmanlardan yırttın diye. Mesela Gaziantep'in 13 Şubat'ta Galatasaray'la evinde maçı var. O güne kadar hazırlanırsa bakın bakalım nasıl cehenneme dönüşecek. Aynı Gaziantep'in 26 Şubat haftasında daha fikstür belirlenmemiş Trabzonspor'la evinde maçı var. Ya orası birçok takıma cehennem olacak. Konya'yı evinde ağırlayacaklar, Alanya'yı evinde ağırlayacaklar. Bir Beşiktaş deplasmanına gidiyorlar ta Nisan ayında. Bir de Mayıs'ın sonunda, son haftasında Fenerbahçe deplasmanı ki ligin son haftası zaten. Ben size söylüyorum mesela. Bunlara bile dikkat edeceksiniz. Ben ediyorum şahsen. Sıradaki. Samet Akaydın. Rıdvan Dilmen demiş ki Samet Akaydın hızlı olsaydı Barcelona'da oynardı emin olabilirsin demiş. Şimdi bu cümle iddialı bir cümle. Bu cümleyi söylersen alay ederler. Şunu diyebilirsin. Ya Samet Akaydın iyi bir isim. Yetenekli bir isim. Üstüne koyarsa, eklerse gerçekten de Türk stoperler arasında ayrı bir yere sahip olacak dersin. Ama Barcelona'da oynar. Biraz saçma isimler. Şu anda Türkiye'de Barcelona'da oynayabilecek kapasiteye, yeteneğe sahip çok fazla isim yok. Mesela Arda Güler. Koy Barcelona'da oynar. Borini. Abi o Borini. Koy oynar. Ha Borini demişken. Bir de Borini olayı var. Süleyman Urma demiş ki ben şu anda Borini gibi bir oyuncuyu satamam. Satabilmem için en az Borini kadar iyi bir oyuncu bulmam lazım. Doğru. Borini konusunda Fenerbahçe ile hiç görüşmedik demiş. Doğru. Yani Fenerbahçe bir şahıs değildir. Yani Fenerbahçe ile zaten görüşemezsin. Ben desem ki Trabzonspor öldü. Trabzonspor ölmez. En fazla kapanır. Lağvedilir. Ne bileyim kafasına kilit vurulur. Ben desem ki Trabzonspor hastalandı. Trabzonspor hastalanmaz. Ha, Trabzonspor başkanı hastalandı. Ha, Allah kimseye vermesin de. Ha, Trabzonspor başkanı hastalandı desem ha, tamam dersiniz. Arkadaşlar ben Trabzonspor'la görüştüm desem. Hocam sen nasıl bir insansın? Yani tüzel kişilikle nasıl görüşebiliyorsun? Kafayı mı yedin? Yortlattın mı? Devreler mi yandı dersiniz? Ben Trabzonspor başkanıyla görüştüm. Birebir. Ahmet Bey çok naif kibar bir insan. Kendisi beni Trabzon'a davet etti falan desem. Ha tamam dersin. Şimdi ben de Süleyman Hurman'ın dediğine ithafen diyorum ki Fenerbahçe ile görüşmedi. Kesinlikle doğru. Katılıyorum. %1 milyon doğru. Yaklaşık 2 hafta önce bu ekranlarda ben dedim ki Fabio Borini. Saçmalamayacağım hiçbir yerde yok öyle bir duyumdan bahsetme diyen arkadaşlarımız oldu. Bu da kendini bir şey sanmaya başladı. Ne Borini'si diyen arkadaşlar oldu. Yine aynı şekilde Borini'yi sanki böyle Hürriyet Göçer gibi adlandıran ve Allah aşkına Anadolu topçusu diyen andavallar oldu. Bakın Borini'nin forma giydiği takımlardan bahsedeyim. Mala anlatır gibi anlatacağım. Dikkatli dinlesin bazı arkadaşlar. Çünkü andaval arkadaşlar her adı geçen transferi çöpleme derdinde olan bazı kitle var kanalımızda. Bologna altyapısından çıkıyor. Chelsea. Evet bildiğimiz Chelsea. Evet evet bildiğimiz Chelsea. Swansea City. Parma. Roma. Liverpool. Bildiğimiz Liverpool. Sunderland. Bildiğimiz Sunderland. Milan. Hellas. Verona. Karagümrük. Chelsea var. Liverpool, Roma, Parma, Sunderland, Swansea City, Anadolu topçu. Size futboldan anlıyor diyen yani üstüne semer vurup sokaklarda gezsin. Başka bir şey demiyorum size. Ulan bu Borini bu ligdeki en kariyerli isimlerden bir tanesi. Süper Lig'e gelmiş geçmiş en kariyerli isim kim? Nicolas Anelka. Bakın bakalım tarihinde neler var adamın. Bakın bakalım tarihine. Hangi takımlar var? Robin van Persie'yi, Roberto Carlos'u falan saymıyorum fazla takım gezmedikleri için. Gezdiler ama hani bize gelene kadar çok gezmedikleri için diyorum. Tabii biliyor muyum?
Ya da bir Galatasaray neydi o söğüşçünün adı? Falcon'da mıydı lan? Falcao. Söğüşçü Falcao mesela. Bir Galatasaray'da bunu söyleyebilir. Mesela Schneider falan diyebilir. İşte Real Madrid, Inter falan geçmiş o var diye. Ama Anelka başkaydı. Borini içinde küçümseyen arkadaşlara diyorum. Çok küçümseme Borini'yi derim. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de tabii ki görüşmedi. Ama mesela ne olur? Sözleşme bitimine yaklaşık 5 ay var. Küçük bir meblağ verirsin. Kiralık olarak eldeki bazı isimleri verirsin. Olabilir. Ama o da gider senden Serdar Dursun'u ister. Sen Serdar Dursun'u vermek istemezsin. Ne bileyim o senden hani oynatmıyorsan şunu ver der. Sen Nazım Sangare dersin. Ne bileyim Lemos dersin. Hani vermişken şunu vereyim der. Sen de kabul etmez. Görüşmeler sürer. Sonra o seni yalanlar. Sen de onu yalanlarsın. O biraz hamlesini yapar. Sen hamleni yaparsın. Hiç belli olmaz bazı şeyler. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Osterwolde'yle ilgili de atladım sanırım. Atlamayayım. Simon Kea gelirken hangi cümleleri kurduysam, Elif Elmas gelirken hangi cümleleri kurduysam, İsmail Yüksek gelirken hangi cümleleri kurduysam aynı cümleleri yine kuruyorum. Soruşturduğum kişilerde gözlemlediğim kadarıyla ben de Skills videosunu izlediğim andan itibaren ben de aynı fikirdeyiz. Bu çocuk bu boyla bu hız imkansız, olağanüstü bir şey bu. Yani fizik kurallarına aykırı bir hızı var bu boyuyla. Fizik kurallarına aykırı bir tekniği var bu boyuyla. Fizik kurallarına aykırı bir oyun görüşü var bu mevkide. Ben size söylüyorum. 7-7,5'a alıp 75'e satabileceğin yetenekli bir isim. Tabii ki de gelişimini sağlarsa, sürdürürse, devam ettirirse, üstüne koyarsa, hani gelişirse. Ferdi Kadıoğlu'nu Hollanda 2. liginden aldığımız zaman bıdı Hollanda 2. liginden savun şey mi alınır, oyuncu mu alınır, ala ala bunu mu aldınız, bıdı. Ferdi'yi bugün 15'e satıyoruz arkadaşlar. Kabul müsünüz? Sen ne saçmalıyorsun lan? Ferdi 15'e satan vatanı da satar. FETÖ'cü olur. En az 30 diyor dediğinizi duyar gibiyim. Osterwolde'yi de canlı canlı bir izleyin. Ben görürüm sizi. En az kaça gider? Samet Akaydır. Daha 450 dakikayı doldurmadı. Gördüğüm kadarıyla şunu söyleyeyim. Samet Akaydın çift maçları kaldıramıyor. Yani bol bol rotasyonlu oynatmak lazım Samet Akaydın'a ve yanındakinin de diri olması lazım. Yani olabilir mümkünse Samet Akaydın'ı ve Salah'ı dinlendirseydik bir maç daha iyi gibi ama mecbur bu fikstürde oynatmak zorundayız. Ama şimdi en azından yani şu uzun bir süre var pazar gününe kadar dinlenmeler için. Ben şunu söyleyeyim. Zayt Altay Bayındır görüşmeler sürüyor. Valencia ile görüşmeler sürüyor. Bir bakmışsınız kap gelmiş. Uzatma kapı. Bu arada 25 Ocak'ta bitti. 26 Ocak'tayız. Fenerbahçe Spor Kulübü açıklayabilirsin ya. Yani yeterince rezil ettiniz yine. Yine benim verdiğim günde açıklamayarak 26'sında açıklayabilirsiniz artık sıkıntı yok. Nasıl olsa benim dediğim gün geçti. Her zaman aynı şeyi yapıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu adam Ali Koç'u savunuyor. Ben niye savunayım Ali Koç'u ya? Benim dediğim günde tap yapmıyor adam ya. Ayıp dedi kardeşim ya. Ben Fenerbahçe için gerekirse duyum vermem. Bu arada Yusuf Mert ola hakikaten soyadındaki mertliğe yakışır şekilde bir davranışta bulunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Onu da söyledik. Karagümrük'e. Hacı Ahmetoviç Fenerbahçe'nin hiçbir ilgisi yok. Yine bir menajer arkadaş birilerine kitleme peşindeydi. Şey yapma peşindeydi. Satma peşindeydi. Ben tahminde bulunayım mı? Hani Sırplar Bosnalılar Sırpları sevmezler diye biliyorum. Sırp bir teknik adam gelince de ilk Bosnalılar takımdan ayrılmak ister diye biliyorum. Yani bakalım ne olacak. Sosyal medyada da son olarak Jorge Jesus Brezilya takımını milli takımının başına geçme hayalini sürdürüyor diye bir palavra gördüm. Ne böyle bir niyeti var, ne böyle bir teklif var, ne böyle bir
düşünce var. Yanlış duymadınız. Yani böyle bir teklif düşünce yok. Kafası Brezilya'da. Orada Hacı Ahmet Hoca'ya gidip de şunu söyleyeyim. Transfer market değeri 6 milyon euro. Ama Konyaspor ile Galatasaray'a bedava vermez. Yani 6 milyon euro yazıyor ama 6 milyon euroya verir mi? O da ayrı bir şey. Sakatlığı varmış bir de. Bilinmeyen bir sakatlığı. 23 maç oynamış. 6 gol 4 asisti var. Ben şunu söyleyeyim. Eğer Arao'yu verip birebir takasta bu ismi alma imkanımız olsa, hatta üstüne de 2-2,5 milyon euro isteseler ben kabulüm. Tam Arao tipinde isim. Ve Arao'nun daha yeteneklisi. Ama bizim alakamız, ilgimiz yok. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, epey bir duyum verdim. Evet, bir sürü dakikanızı aldım. Bazen yükseldim, kızdım, ettim, andaval dahi dedim. Hocam sen kendini takip edenlere kızıyor musun? Böyle hakaret ediyor musun? Hayır, hakaret değil, iltifat o. İltifat. Çünkü insan her şeyi bilirim derse andavaldır. Haddini bilirse adamdır. İnsan haddini bilecek önce. Ya Jesus kötü maç çıkartabilir, kötü taktik, kötü strateji, kötü kadro dizilişi, kötü değişiklikler yapabilir. İnsandır, yapabilir. Ama Jesus'a kötü taktik yaptı, diziliş yaptı diye ana avrat küfrediyorsan sen insan değilsindir. Ya da mesela Fenerbahçe bir tane sayılmayan golde 7 tane futbolcu ceza sahasının içinde. Altay Bayındır'la karşı karşıya, Altay'da dahil 8 tane Fenerbahçe futbolcusu ceza sahasında ve ceza sahasında sadece 3 tane Ümraniyeli oyuncu var. Bir tanesi vuruşu yapan Yusuf Nair, Umut Nair. Diğer ikisini birer kişi tutuyor. 5 kişi boşta. Umut Nair'ı 3 kişi birden bırakmış kaleciyle karşı karşıya. Ama faturayı Altay Bayındır'a kesiyorlar. Niye? Çünkü Serdar Ali Çelikler öyle istiyor. Serdar Ali Çelikler bizim bazı taraftara diyor ki çok özür dilerim. Bunu söylemek zorundayım. İçimde kalırsa ben Mustafa Hoca olmam. Gel kuçu 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 diyor. Bas kıs 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 diyor. Bizim bazı taraftarlara çok net söylüyorum bak. Çok ağır bir ithamda bulunuyorum ama çok net söylüyorum. Bizim bazı taraftarlara diyor ki emret. Emret hemen kemireyim saldırayım hemen bir şey söyle. Hemen ona saldırayım. Altay Bayındır Kasımpaşa maçında belki yıldız olacak. Takım fark atacak. Altay Bayındır 5 tane kurtarış. Bu sefer çıkacak. Altay çok iyi. Takım çok iyi giderken yani skorlar iyi sonuçlar iyiken Jesus'u ilah ilan etti neredeyse Serdar Ali Çelikler. Tayfası ne yaptı? Jesus heykeli dikilsin. Galatasaray maçına hemen onun koreografisinden çıkalım. Yoğurtçu Parkı'na yer açın. Dünyanın en iyi teknik direktörü Jesus. Demediniz mi? Oğlum olursa Jesus, kızım olursa Meryem demediniz mi? Tövbe estağfurullah. Nereden de çıkacaksınız? Fenerbahçe kötü gittiği zaman komisyoncu, namussuz Brezilya'ya kaçacak, Portekiz'e kaçacak, şunu yapacak, Fener'i batırıp gidecek, saplayıp gidecek, yarı yolda bırakacak, sezon bitmeyecek, Ali Koç da küs, onu oynatmıyor, Arda Güler'e şey, yıldız düşmanı, yetenek düşmanı, lan dangalak, zekalı, aptal, Altay kaç yaşında, Salahi kaç yaşında, Osayi, Ferdi kaç yaşında, İsmail Yüksek kaç yaşında, oynattığı Rossi kaç yaşında, Emre Mor kaç yaşında? Gerizekalı. Lincoln kaç yaşında? Bunları konuşun. Yıldız düşmanı, yetenekli düşmanı. Ulan onlar genç düşmanı. Onlar yaşlı mı? Arao'yu oynatıyor. Bak Gustavo Henrique kesti attı. 1, 2, 3 dedi. Yeter artık. Senin daha iyini buldum. Muadilini buldum. Oynatmıyor. Hadi Gustavo Henrique alsın formayı. Gitmese tabii. Ya bunları görün. Birilerinin şey yapmasıyla gitmeyin. Benim için de aynısı geçerli. Ben kimseye şuna saldır, buna saldır diye yönlendirmem. Benim takipçilerim çok özür dilerim köpek değildir. Benim takipçilerim benim şeyim değildir. Personelim değildir. Benim takipçilerim benim kardeşimdir. Kardeş kardeşin hatasını da söyler. Kardeş kardeşin iyiliğini de ister. Kardeş kardeşe destek olur. Kardeş kardeşin lafını dinler. Doğru ya da yanlış dinler karşılığını söyler. Cevabını verir. Ben bir kardeşiniz olarak size diyorum ki ya ben sizden koyunluk istemiyorum. Ben sizden Ali Koç'a tapın istemiyorum. Ben sizden takıma tapın, futbolculara tapın istemiyorum. Eğriye eğri deyin. Doğruya doğru deyin. Haddinizi bilerek deyin. Çizginizi aşmayarak deyin. Küfürsüz, hakaretsiz,
Birilerinin tahakkümünde, kontrolünde değil. Kendi özgür, hür iradenizle söyleyin diyorum. Ya bunda ne var? Bunda ayıp bir şey yok, günah bir şey yok. Şimdi 3 ay önce Fenerbahçe taraftarı ne kadar göklerdeyse, şampiyonluğa o kadar inanıyorsa, bugün Galatasaray taraftarı o kadar göklerde. Ne lazım? Bir kıvılcım. Bir maça bakar. Bir maçta 20. dakikada haksız yere Galatasaray'ın en iyi oyuncusu kırmızı kartla cezalandırılsın. Galatasaray o maçı kaybetsin. Bakın bakalım şarampolden aşağı nasıl yuvarlanıyor. Bir maça bakar. Son adam dokunduğu anda gelip hakem 50 metreden koşup kırmızı karttan oyuncunu atarsa, o maçı kaybedersen deplasmanda 3-1, bu bir de derbi maç olursa, bak bakalım uçurumdan aşağı nasıl düşüyorsun. Çok zor değil. Çok zor değil. Giresun maçında hakem çıksın, dakika 10 Muslera'ya kırmızı kart. Atıl. Galatasaray Giresun'a kaybetsin. Öbür maç tikaka falan filan. Trabzon maçında hakem Trabzon lehine bir penaltı çalsın. Galatasaray adına bir oyuncuyu kırmızı. Trabzon'da o maçı kazansın. Bakın bakalım bugün 1.80 orandaki Galatasaray kaç 80'e artıyor. Da düşüyor. Da yükseliyor. Bakın bakalım. Fenerbahçe çok kritik eşikler geçti. Fenerbahçe'nin geçmesi gereken daha çok kritik eşik var. 17 hafta var. Galibiyetler de gelecek. Mağlubiyet de gelecek. Beraberlik de gelecek. Olacak. Olacak şekerim, olacak. Valencia. Ümraniye maçındaki Valencia 7 ceddine sövdürür. Çıkar Kasımpaşa maçında 4 tane atar. Böyle bir futbolcudan bahsediyorsun. Çıkar 4 tane atar. Hadi atamaz deyin. Hadi atamaz hocam, iddiaya giriyorum deyin. Diyemezsiniz. Çünkü siz de benim kadar Fenerbahçelisiniz, biliyorsunuz. Ben kardeşlerimden rica ediyorum. Takıma destek olun. 17 maçlığına hatırım için destek olun. Ya sizi yönlendirmiyorum. Şunu yapın, bunu yapın demiyorum. Destek olun. Mecbursunuz desteğe. Eleştirin. Lütfen dozajın. Küfürsün. Hakaretsiz. Kimseyi aşağılamadan. Kimsenin onurunu kıracak ithamlarda bulunmadan yapın. Olur mu? Hepinizi seviyorum. İyi ki benim kardeşimsiniz. İyi ki bu kanaldasınız. Destekçimsiniz. Takipçimsiniz. Ne bileyim, videolar izliyorsunuz. Bana katlanıyorsunuz ki birçok zaman ben bile kendime katlanamazken. Allah razı olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an 28.300 abonedeyiz ama belli olmaz, belki bu videodan sonra kızıp 15.000 kişi de kaçıp gidebilir. Canınız sağ olsun. Gidiyorsanız da hakkınızı helal edin. Alıyorsanız da Allah nefes verdikçe hep birlikteyiz inşallah. Görüşmek üzere.